aşk kokan anlar. Zemsiz olmaz. Lastik Park sunar. Murat abi NBA'de Batı Konferansı ikinci tur eşleşmesinde dün Dallas kazanarak seriyi bir bire getirdi Oklahoma City karşısında. Dallas'tan bu reaksiyonu bekliyor muydun? Seri nerelere gidiyor? Bunu biraz konuşalım. Ya <laughs> Dallas'tan tabii ki bir reaksiyon bekliyordum ama yani Doncic'in ilk maçtaki e, ağrısını acısını gördükten sonra, yani bu kadar yoğun bir fikstürde yani dün zaten kafayı yere vurdu, evet. sağ diz zaten şey, ayak bileği ne e, vurdular, ayak bileği de gitti. Hı hı. E, zaten bence e, onun e, oyunda olmadığı dönemler e, çok önemliydi. E, Not almıştım onu. Ha üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika 38 saniye kala Jason Kidd onu kenara aldı. Skor 77-77. Ve Don Cicic, yani. çeyreğin bit bitimine 2 dakika 9 saniye kala oyuna girdi. 77-77'den Dallas ki o sürecin başında Kyrie de kenardaydı. 93-84'e getirdi. Yani ben çağırlıklı e, 9 sayı tabii Kyrie girdikten sonra e, Josh Green üçlük atılan sayılar Kyrie assist. Hardaway Junior Ardarda o iyi katkı verdi. 10 sayı Ardarda. Evet. İkisinde galiba Kayri assist, asist assist ya da 3, 2 ya da 3 emin değilim. Hı -hı. PJ Washington'dan bir üçlük ve bu süreç içinde 4 dakika 29 saniyede Kyrie sadece bir şut kullandı. Yani bu Kayriden pek gördüğümüz bir şey değil. Evet, çok onun standardı değil. Ee, ama tabii e, şimdi Dallas'ta iki tane sıkıntı var. Biri istikrarla üçlük. Bu Doncic'ten de kaynaklanıyor. Tabii. İlk maçta 8'de birdi. Ondan sonra e, bu, bu, maçta sekizde beş. Yani Kendini bulmuş. İnanılmaz bulmuşum. bir fark. Tim Hardaway de dörtte sıfırdı ilk maç, ikinci maç dörtte 2 ama başka şekillerde de üretti. Hı hı. Bir diğeri de serbest atışlar yani hep 60'larda, 70'lerde bir yerde bu Dallas'ın canını sıkabilir yani yüzde 60'lar. İlk maçta da 60 bir şeydi. Hı hı. Tabii şimdi 68 ilk maçta. PJ Washington'dan inanılmaz Müthiş. katkı aldılar. Doncic ilk üçünü üç üçlüğünü soktu. Hı İlk çeyrek 16 sayı. Zaten ilk maçta da ilk çeyreği iyi oynamıştı. Yani maç ilerledikçe o biraz daha fiziksel olarak Doğru. düşüyor. Evet. Sakatlıklarından dolayı. yani çok önemli bench'ten katkı aldılar. Yani Hardaway Artık kadroyu almaz diyorduk ya da hiç oynatmaz diyorduk. O evet. bench'ten gelip çok önemli katkı verdi. E P.J. Washington ilk 5'te inanılmaz oynadı. Evet. 11'de 7 üçlük. Ama hepsi asistli üçlüktü. Yani top dolaşımı iyi. Burada Dallas'da da evet. Dallas'ı tebrik etmek lazım. Ee, Hardaway ve 19 dakikada 17 sayı, onda altı genel şut, ve o sahadayken Dallas artı 15 sayı Josh Green 16 dakikada 11 sayı 6'da 4 genel şut ve o sahadayken artı 9 sayı çok önemli. ama burada istatistiklere bakıp maçı seyretmediysen en önemli isim Derek Lively 20 dakikada 7'de 1 genel şutla oynadı felaket değil mi evet, bir uzun oluyor. için 2 sayı 4 rebound 4 rebound da ahım şahım değil ama o sahadayken Dallas artı 18, yani ben savunmada öyle. çok büyük işler yaptı. Ee, yani... Şimdi... ilerisi için bir şey de diyemiyorum. Yani Doncic nasıl olacak? Şimdi ayak bile sıcakken... farklı. Evet. E, e, diz zaten iyileşmeyecek playoff'lar boyunca. Onu yıpratan bir süreç olacak aslında. Ya yani şimdi... E, yani... Biraz da yanlış anlayanlar da oldu. Joel Embiid'in de o kadar... sakatlıklara rağmen pes etmemesi, kısmi felç şu bu falan filan. Hmm. E, ben onun maç içinde yaptıklarına e, saygı duymuyorum tabii ki. E, ama o... E, takımı bırakmama, o kazanma hırsına saygı duyuyorsun. E şimdi aynı şey Doncic'de oldu. Yeah. Yani şimdi normal sezon olsa belki 10 gün oynamaz bu adam. Belki daha fazla. Ama yani helal olsun. Ok, oklama tarafından nasıl değerlendiriyorsun abi peki? Abi Oklahoma tarafından şöyle değerlendiriyorum. Bundan sonra nasıl reaksiyon gösterecekleri çok önemli. Bence ilk maç, tabii işte tecrübe buralarda çok önemli. İlk Değil maç mi? o kadar rahat kazanınca, şimdi playoff'larda ilk kez kaybettiler. 95 sayının üstünde sayı yedikleri tek maç buydu, kaybettiler. 119 sayıydılar. 95 altında tuttuğu zaman 95 ve altında hiç kaybetmedi. Şimdi deplasmana gidiyor. İyi bir deplasman takımı normal sezonda. <laughs> Ama şu anda nasıl bir tepki verecekler? Nasıl bir reaksiyon verecekler? E, e yani şey biraz da şey olması lazım. E, agresif değil de daha ne derler ona? Daha çok mu sorumluluk almalı? Nasıl? Yok. Yani o bazen karar veriyor, durduramıyorlar da. Hı hı. Özellikle Doncic oyunda ise bazen sanki böyle arkadaşlarını biraz soğutuyor gibi. Yani ona şey yapması lazım. Ayağa kalk. Yani şimdi Boston'a gelince de konuşacağız. O ayağa kalkma. Yani zorluk yaşama şeyi bana sorarsan, hele bir genç takım için çok çok önemli. Playoff'lara baktığın zaman yok içe bayağı eleştiri geliyor. Bundan sonra belki de en fazla baskı altında olan oyuncu hmm. diyebilirim. Evet. Çünkü hiç kimse orada da Jamal Murray'nin %40'la %50'de oynadığını hesaba katmıyor. Hmm. Ama Üçüncü maçta şeyin Oklahoma, Oklahoma City'nin göstereceği şey çok çok önemli. Evet. Şeyi de ne yapacaklar onu bilmiyorum. Çok az oynattı. Josh Gidey'i. Josh Gidey evet. evet. döndü. Yani şimdi tabii bu Sam Presti için de bir canlı geleceğin takımında kimin yeri var? Kimin yeri yok? Kimin yeri yok veya işte e, tam oturmayan birisi için e, karşılığında ne alabilirim gibi e, yani tabii ki SGA ile Jayden e, Williams onlar şey bir yere gitmiyorlar, e, Hamburg'da öyle, e, Dorta Hayatta şey yapmazlar, e, bir tek yani Josh gidi kalıyor şey olarak. Bir de tabii ki. Fiziksel olarak mutlaka bir 5 numara almaları da net bir şekilde Gerek. gözüküyor. Dallas orada fiziksel olarak ağır basıyor. Yani Doncic en kötü hali buysa fiziksel olarak Dallas'ın bence şansı tabii ki artar hı hı. ama Önemli olan bu üçüncü maçta genç ve tecrübesiz olan Oklahoma City'nin göstereceği tepki. Evet o çok önemli olacak. Peki Murat abi yılın koçunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya çok hak etti. Evet. Ama yani bana sorarsan ona yakın veya onun kadar hak eden başka koçlar da var. Yani Tabii. Minnesota Timberwolves'u görüyorsun. Chris Finch. Yani bana sorarsan şimdi... Ona gelince konuşuruz. Thibodeau'nun elinde oyuncu kalmıyor. Sezon içinde de bir sürü... E, Julius Wendel aylardır yok zaten. Evet. E, OG bir ara yoktu sonra geri geldi. Bence o da... E, hiç i̇şte kale var. alınmadı. E, çok var ya. E, ama... Batı'yı en zor konferansı birinci bitirdiği için... hak etti de yani de... işte bir sezonda bu kadar e, müthiş performans gösteren koç olduğu zaman acaba bu olmaz mıydı diye hmm. şey yapıyoruz Evet düşünebiliyorsun Peki bu partımızı noktalayalım bir sonraki partta başka bir seri konuşmaya geçelim lastik Park sundu.